Büyük bir emek veriyorsunuz bu yolla, çaba harcıyorsunuz. Bizim sesimiz, kulağımız oluyorsunuz. Onun için emeğinize sağlık diyorum. Çerez adı altında, işte çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum falan filan. Bunu adı altında okullara imam atamalar, rehber, öğretmen olarak imam atamalar. Biz buna tepki gösterdik. Bununla ilgili de biliyorsunuz İzmir'de bir bölge mitingi planlandı ve yapıldı. Nedir? Layık eğitim, insanca yaşam. Demokratik bir Türkiye istiyoruz adı altında. Evet, o miting de gayet güzeldi. Eksiklerimiz var mıydı? Vardı ama epey de ses getirdi. Şimdi bizler de Alevi örgütleri olarak, Alevi kurumları olarak orada edindiğimiz tecrübe doğrultusunda işte 10 Aralık'ta İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda hep beraber haykıracağız. Ne diyoruz? Layık eğitim, insanca yaşam. Demokratik bir Türkiye istiyoruz adı altında. Tekrar İstanbul'da bir bölge mitingi yapıyoruz. Ve bizler de Antalya'da, Antalya Alevi Birleşenleri olarak geçen hafta da bu toplantımızı yaptık. Ve o mitinge katkı sunmak için, o mitinge katılmak için buradan İstanbul'a gideceğiz. Ve destek vereceğiz, katılacağız. Çalışmalarımız, hangi alanda çalışacağımızı şaşırıyoruz artık. Yani devleti yönetenler bizi rahat bırakmıyor ki, her gün bir şey çıkarıyoruz. Ya biz artık ya cem yapmayı unuttuk. Çünkü büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Asimilasyon politikalarıyla karşı karşıyayız. Yani biz cemimizi yaparız, ibadetimizi yaparız ama ya artık biz bunları neredeyse unutur hale geldik ya. Bunlara artık yoğunlaşmayı değil de yani bu inancımıza sahip çıkmak için, yolumuza sahip çıkmak için, gelecek kuşaklarımızı, çocuklarımıza, torunlarımıza sahip çıkmak için, onları asimilasyon politikalarından kurtarmak için uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Ya bizi rahat bırakın lütfen ya. Bırakın biz inancımızı, ibadetimizi yaşayalım. Bırakın eşit yurttaşlık hakkımızı hep talep ediyoruz. Vermiyorsanız da bizi rahat bırakın. Biz kendi bildiğimiz, kendi inandığımız şekil inancımızı yaşayalım. Evet, biz Antalya'da geniş bir çalışma programımız var. Antalya Alevi Birleşenler olarak birlik beraberlik içerisinde plan program yapıyoruz, çalışıyoruz. İşte İstanbul'a katkı sunmak için, mitinge gitmek için de planlama yaptık. İki otobüsle gideceğiz diye de kararımızı aldık. Ha, duyurularımızı yaptık. Eğer talep çok olursa canlarımıza bir otobüs sayısını arttırmak için uğraşacağız. Talep edeceğiz. Olmazsa kendi imkanlarımızı zorlayıp kendi cebimize parayı ödeyerek gideceğiz. Kararını da almışız. Bu şekilde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün Türkiye'de, her ne kadar bölge mitingi olsa dahili, bütün Türkiye'de Pür Sanatlar Kültür Derneği Altınova Şubesi olarak, ben de bir şube başkanı olarak, aynı zamanda genel merkez yöneticisi olarak çağrımız şudur. İstanbul'a yoğunlaşalım. Diyorum ki, ey canlar diyorum, artık yeter. Bu Alevi meselesi değil, Sünni meselesi değil. Türkiye'de bütün yaşayan çağdaş, demokrat, laik insanların meselesi. Bu mitinge gelin İstanbul Kadıköy Meydanı'nda hep beraber haykıralım ve 10 Aralık'ta güçlü bir şekilde hep beraber Kadıköy'de olalım. Laik bir Türkiye için, laik bir devlet için, insanca yaşamak için haykıralım ve sesimizi tüm dünyaya duyuralım diye bütün canlarımıza, yurttaşlarımıza çağrımızdır.